evlenmiş, çocuk isteyen, çocuk yapmaya karar veren hanımların mutlaka eşleriyle birlikte, yani kocalarıyla birlikte yemek almadan önce mutlaka bir doğum hekimine, bir doğum uzmanına gelmesi, bir muayene olmasında çok büyük faydalar vardır. Neden? Şimdi bizim günümüzde en çok gördüğümüz, bizim toplumda gördüğümüz bir problemimiz var. Bir, nedir bu? Beslenme bozukluklar vardır, anemi vardır. Bizde çok yönlü değil de bu yerleşmiş bir kültür olarak tek yönlü beslenme de vardır. Özellikle bizim toplumda karbonhidrat diyeti alışkanlık, damak zevki, damak alışkanlığı diyelim, çok daha fazla tüketildiği için karbonhidratlar, kadınlarımızda bir anemi dediğimiz kansızlık görüyoruz. Bunun için mutlaka gebe kalmadan önce bu kansızlıkla ilgili problemlerin çözülmesi lazım. Bunların ortaya konması lazım. Bunun yanında sık karşılaştığımız ya gördüğümüz, bazen atlanmaması gerektiği halde atlanan bir konu vardır. Doktora gidilmediği için atlanan. Bu kan uyuşmazlığı dediğimiz problemimiz vardır. Bunun da eşiyle beraber gelmesindeki anlam budur. İkisinin kan gruplarının mutlaka tespit edilmesi lazım. Bunun yanında işte hepatit B dediğimiz anne sağlığını tehlikeye atan bir problemimiz var. Onun önceden bilinmesi, tedavisinin yapılması gereklidir. Eğer testleri yapılmamışsa bu testlerin yapılması ve ondan sonra gebe kalması lazım kadının. O yüzden antenatal muayenesinden önce, yani gebe kalmadan önce mutlaka bir doğum hekimine gelinmesi ve bütün bu dediğim konuların araştırılması lazım. Bu çok gördüğümüz bir konu olduğu için söylüyorum. Hep ihmal edilir. Çoğunlukla bize hanımlar gebe kaldıktan sonra gelir. Gebe kaldıktan sonra geldiği zaman bazı problemlerini çözemiyoruz. Onun için mutlaka hiç gebe kalmadan önce bize uğramalı yahut bir doğum hekimine uğramalı ve de bu tip araştırmaların yapılıp her şeyin iyi olduğu ortaya konduktan sonra o zaman gebe kalınmalıdır.